Yani şöyle söyleyeyim, yani şu anda inşaat sektörü, yani biz de dünyada Çin'den sonra en fazla müteahhit olan ülkeyiz. Dolayısıyla zaten şu anda İstanbul'daki müteahhitlerin hepsi dolmuş vaziyette. Anadolu'dan müteahhitler geliyor. Yine müteahhitlerin yapacak gücü var. Ama müteahhitlerin çoğu en çok işte bu ruhsat alanındaki süreçlerden, bu çıkan kalçalardan bıktığı için inşaatlara girmiyorlar. Burada yani devletimizin yanında vatandaşlarımızın da, yani mal sahiplerinin de destek çıkması lazım. Yani engel çıkartmaması lazım. Hızlı bir şekilde dönüşüme izin vermeleri lazım. Yani müteahhitlerimiz desteklenirse, yani mesela bir örnek vereceğim. Devletimiz daha evvel bir kanun çıkarttı. Kendi binasını kendi yapacak vatandaşlardan KDV alınmayacaktı. Ama bu yürürlüğe girmedi. Yani bunun yürürlüğe girmesi lazım. Çünkü birçok vatandaş kendi binasını, kendi imkanları yapmak istiyorlar şu anda. Artı bunun yanında işte devletimizin müteahhitlere bir KDV kolaylığı, yani maliyetler sürekli arttığı için fiyatlar da artıyor. Vatandaşın alma gücü olmuyor. Bunları bir önlem alması gerekir diye düşünüyorum. Bunun yanında yani çok devletimiz çok güzel şeyler yapıyor. Fakat bir yandan da yani inşaatın yavaşlamasına engel olacak hamleler yapıyor. Bunlar nedir mesela? Çalışma saatleri bizim için çok önemli. Sabah 8'de başlanırdı, akşam 8'de bitirilirdi. Bunu saat 10, akşam sabah 10, akşam 10'a aldılar. Şimdi yaz sezonu diye düşündük. Yaz sezonu bitti. Bunun bir kere tekrar bakanlığımızın 8'de 10 yapması, yani 8 sabah 8, akşam 8 yapması gerekir. İkincisi, dar cepheli parseller var. Bu parsellerde 10 katlı, 12 katlı, 15 katlı binalar var. Ve bunlar çıkmalı yapılmış. Yani imar yönetmeliği gereği. Bir çıkma yasağı getirdi bakanlığımız. 7 kattan fazla yapamazsınız. Şimdi 7 kattan fazla olan binalar ne olacak? Sığmıyor. Yani iki tane daire öne bakıyor. Şimdi çıkmasız yapılırsa bir daire arkaya geçecek. Mülkiyet ve şerefiyat da doğacak. Yani bunların irdelenmesini istiyoruz. Ya yani bakanlığımızın bunların çözeceğine inanıyoruz. Yani bunun için bu inşaat yani yapılır ama öndeki engeller, yani işte 2 saat erken başlayalım inşaata. Bunlar inşaat süresini hızlandıracaktır. Çünkü hızlı hareket etmemiz gerekir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.